Arkadaşlar hep söylüyorum, hukuk olmadan ekonomi olmaz. Hukuk olmadan ekonomi olmaz. İşte daha dün olanlar ya. Dün akşam gerçekleşenler. Dün meclisimiz için gerçekten utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi'nin iki kere verdiği karara rağmen Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği haksızca, hukuksuzca düşürüldü. Bakın öyle bir konu ki meclis başkanı bile ortalarda yok. Bakın meclis başkanı ortalarda yok. Ve bu işe uygun, bu işlere yatkın, hani kukla oyunu diyoruz ya, bu tür insanlar şu anda maalesef ön planda. Ve bu kararla küçük ortağın rüyalarını süsleyen Anayasa Mahkemesi'ni yok etme fikri de gerçek oldu ha. Hani diyordu ya, kapatın bunu, kapatın bunu diyor. E ha kapatmışın, ha aldığı kararı yok saymışsın. Habara yok. Kapatmaktan farkı ne? Bu kararla hukuksuzluk, değerli arkadaşlar, meclis tarafından da tanınmış oldu. Bu çok vahim durum bakın. Bir ülkenin yasa koyucu, yasa yapıcı organıdır meclis. Milletvekilleri için yasa yapıcı, yasa koyucu ifadesi kullanılır uluslararası demokrasi literatüründe. Kural koymak, hukuk normu yapmakla mükellef olan kurum, var olan bir anayasa maddesine açıkça aykırı bir adım attı ya. Bu kararla bireysel güvencelerimizin en büyüklerinden birisi olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı ortadan kalkmış oldu maalesef. Ki 2010 anayasa paketinin en önemli maddelerinden birisidir. Sadullah Bey'in Adalet Bakanı olduğu dönemde gerçekten tüm hukuk sistemimizin ve bireysel hakların emniyet subabı, sigortası olarak anayasa değişikliğine, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirilmiştir. Ve sonuca bakın. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan insanların esastan incelenen dosyalara baktığımızda %95'i vatandaşı haklı buluyor, diğer mahkemeleri haksız buluyor. Benim hakkım yendi ya, burada hak ihlali var diye son durak olarak Anayasa Mahkemesi'ne giden vatandaşlarımızın esastan incelenen dosyalarının tam %95'inde Anayasa Mahkemesi vatandaşı haklı buluyor. Ve bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı sen yok sayıyorsun. Bu ne demek? Bundan sonra o %95 var ya, o %95'in hakkı artık Türkiye'de korunamayacak demek. %95 hakkını arayacak kapıyı bulamayacak demek. Milli irade dün, anayasa dün yok sayıldı arkadaşlar. 15 Temmuz gecesi meclise bomba atanlar bunu başaramamıştı ama bu iktidar başardı ya. Yani. 15 Temmuz gecesi meclis hukuka sahip çıktı. Anayasaya sahip çıktı. Demokrasiye sahip çıktı. Ama dün olanlar arkadaşlar anayasal düzene bir darbedir. Ve bu darbede maalesef meclis çatısı altında yapılmıştır ya. Darbeler türlü türlü. İlla eline silah alan kendini bilmezler darbe yapmıyor ki. Kendini bilmez. Ama elinde her ne kadar tabancası tüfeği olmasa da elinde iktidar gücü olanlar da darbe yapabiliyor maalesef. Çoğu farkında değil bunun ha. Çoğu farkında değil. O meclis çatısı altında dün olanlara sessiz kalan, dün olanlar karşısında susan milletvekillerine ben buradan seslenmek istiyorum. Bakın, bu hak hepinizin hakkıydı. Korumanız gereken hukuk hepinizin hukukuydu. Öyle işime geldiğinde ben hukuk tanımam, işime geldiğinde de hukuk isterim. Öyle yok. Öyle yok. Bugün bir kişiye
Yarın hepiniz arkadaşlar ya. Siz milletvekilisiniz. Bu milletin vekilisiniz. Unutmayın. Bir kişinin vekili değilsiniz. O bir kişinin 300 küsür tane vekile ihtiyacı yok. Zaten aklına geleni yapıyor. Biraz kendiniz olun ya. Senelerdir tekrar ediyorum. Hukukun üstünlüğü egemen olmadan, Türkiye Cumhuriyeti gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadan ülkemiz için hiçbir hayalimiz gerçek olmayacak arkadaşlar. İktidar hukuk devletini yok ederi çok olmuştu ama şimdi artık bir kanun devleti bile değiliz. Gerçekten çok yazık.